derdim sana. Tamam Mümtaz amca. Ozan dur. Nereye? İşim var. Dur. Mümtaz amca güvenlik kayıtlarında bir şey bulmuş. Sana onu göstereceğim. Burası sizin balkonunuz. Bu da Kaan. Aslım sizin evinizde, sevgilisini sizin yatak odanıza sokmuş. Bak da gör. Berçin, ne yapıyorsun? Sana söyledim. Sarıldılar dedim, bana inanmadın. Lisede sarmaş dolaş fotoğraflarını gösterdim, montaj dedin. Al bak, bu da mı montaj, bu da mı yalan? Nedir durum? Her şey yolunda. Bazı ufak pürüzler oldu ama planımız çok iyi işledi. Denize çıkardık yani. Kesinlikle. Kaan'ı bulup getirmek iyi fikirmiş ha? İyi düşünmüşüm. Aynen. Yalnız Berçin'i bu işe ulaştırmamak çok iyi oldu. Yani yanlış anlamayın ama kızınız bazı konularda size çekmemiş. Bazı şeyler zamanla öğreniliyor. Jülde nasıl? İyileşecek mi? Bilmem. Uğraşıyorlar işte. Ona bir şey olmasını istemem. O zaman dua edin. Ben Jülde'ye bakayım. Görüşürüz. Jülde'nin hakkı geberip gitti. Umarım bir daha kendine gelemez de bundan kurtulur. Bekleyemem diyorum, karakoldayım. Ne biçim avukatsın sen? Hemen çöz şu işi. İşiniz gelmiş, görüşme talebinde bulunmuş. Ozan? Ozan burada mı? Biliyordum, biliyordum beni bırakmayacağını biliyordum. Onu ne zaman görebilirim? Görüşme talebi onaylanmadan gelemez. Eğer amirim onaylarsa gelir görüşürsünüz. Tamam. Biliyordum. Biliyordum aşkım geleceğini biliyordum. Hadi lan hadi hadi. Çek ulan, bir sinyal alsan yeter be. Bana yiyecek bir şeyler getirdim. Seni çakal. Sen benim elimden kurtulabileceğini mi zannettin ha? Bırak beni lütfen gideyim. Aslım haksız yere hapis yatacak. Aslım'ı düşünmek sana mı kaldı lan? Para için her şeyi yaparım dediğinde senin aklın neredeydi? Çocuk oyunu mu oynayacağız zannettin burada? O kadar ileri gideceğini bilsem bulaşmazdım sana. Kaan senin ağzını burnunu dağıtırım bak. Beni kandırdın. Aslıma bir şey olmayacak demiştin. Aslıma bir şey olduğu yok. Sadece yargılanacak bu kadar. Bak lütfen bırak beni gideyim. Aslımın suçsuz olduğunu söyleyeyim. Sonra çıkarım hayatınızdan. Bahsetmem kimseye senden. Ha? Lütfen. Kes sesini. Otur oturduğun yerde. Hiçbir yere gitmeyeceksin. Eğer gidersen, borçlu olduğun adamlardan önce aileni bulurum. Tamam. Tamam. Aileme karıştırma bak. Tamam. Heh, şöyle. Yola gel. Nasıl?
Asım'ın suçsuz yere hapis yatmasına göz yumamam. Görüşme süreniz 5 dakika. Ozan. Ozan ben biliyordum geleceğini. Jülden iyiydi mi? Jülden ile konuştun. Benim masum olduğumu öğrendin değil mi? Hadi aşkım. Ne olur çıkar beni buradan. Sen benim en büyük hatamsın. Seni tanıdığım güne lanet olsun. Ne olur çıkar beni buradan. Sen benim en büyük hatamsın. Ne oldu sosyetik? Üşüdün mü? Ay bu yeni düşmüş belli. Alışırsın anam, alışırsın. Aslım, kızım. Anne. Kızım benim. Bütün gece uyuyamadım seni düşünmekten. İyi misin ha? Merak etme, çıkacaksın buradan. İyiyim. İyiyim ben anneciğim. Üzülme sen. Ellerin buz gibi. Yüzünde bembeyaz olmuş. Hasta mı olacaksın yoksa? Hay Allah'ım başımıza gelen. Bu sana yetmiyordur. Bunu da al üstüne. Geride durun. Bir şey alıp vermek yasak. Üşümüş kızım, hırkamı vereceğim. Hanımefendi yasak dedim. Anneciğim. Merak etme. Üşümüyorum ben. Hem üşüsem söylerim memurlara. Onlar bir şeyler verir. Dilim böyle söylüyor ama ben biliyorum senin iyi olmadığını. Anne. Ben her şeye katlanırım. Jülide Hanım'ı benim itmediğim eninde sonunda ortaya çıkar. Ama Ozan'ın bana suçluymuşum gibi davranmasına katlanamıyorum. Onu aldattım. Jülide Hanım'ı ben ittim sanıyor. Ne desem bana inanmadı, beni dinlemedi anne. Ne yapayım? Ben nereye gideyim söyle. Kimden yardım isteyeyim? Elim kolum bağlı, Allah kahretsin hiçbir şey yapamıyorum. Sen bir şey yapamazsın ki. Ben de yapamam. Kimse bana inanmıyor anne. Bak, Kaan'ın konuşması lazım. O konuşursa ona inanırlar. Yok. Yok, dün her yerde aradım. Sanki yer yarılmış da yerin dibine girmiş. Seni ateşin içine attı, sonra da kaçtı kör olasıca. Aslım. Kızım ben Ozan'ı bulacağım. Ozan'la konuşacağım. O hala senin kocan. İnanır senin masum olduğuna. Hayır anne. Hayır sakın konuşma. Ozan çok öfkeli. Biliyorum. Biliyorum ama olsun. Şansımızı deneyelim. Seni böyle acılar içinde görmektense. Giderim konuşurum onunla. Anne dur. Anne sakın gitme. Anne! Ozan benden nefret ediyor. Jülden ile konuştun. Benim masum olduğumu öğrendin değil mi? Hadi aşkım. Ne olur çıkar beni buradan.
Sen benim en büyük hatamsın. Ozan. Oğlum. Oğlum demeyin bana. Ben artık sizin hiçbir şeyinizim. Peki. Öyle olsun. Acım büyük tabii şimdi, anlıyorum. Anlayamazsınız. Annem içeride ölümle pençeleşiyor. Ozancığım, hiçbirimiz böyle olmasını istemezdik. Yanlış. Aslım istedi. İstediği oldu. Hepsi onun yüzünden. Bak. Ne gördün, ne duydun bilmiyorum. Ama Aslım asla böyle bir şey yapmaz. Biliyorsun sen de. Onu en iyi sen tanıyorsun. Yapmaz, biliyorsun. Bak, başkalarından etkilenip böyle şeyler söyleme lütfen. Ben hiç kimseden etkilenmiyorum. Sadece gördüklerime inanıyorum. Ben Aslı'mı tanıyamamışım. Melek yüzlü bir şeytanmış. Ozan, bak böyle şeyler söyleme, pişman olursun sonra. O hala senin karın. Deliler gibi aşık olduğun insan o. Bir kerecik bir konuşsan, masum olduğunu anlayacaksın. Hediye Hanım, hasta ziyaretini kısası makbullerler. Buyurun. Binlerce kez evet, evet. Sayın Aslım Gündüz, Ozan Yıldırım'ı eşiniz olarak kabul ediyor musunuz? Evet. Bu portakal reçeli mi? Aynen. Bir keresinde sen çok seviyorum demiştin. Ben de sabahın köründe Tunalı'da bir dükkan buldum. Ama kapalıydı. Açtırmak için de karım aş eriyor demek zorunda kaldım. Sen muhteşem bir adamsın. Ne oldu sosyetik güzel? Buralar senin kaldığın sıcacık yuvalara benzemiyor değil mi? Şişt. Ay kız düştü. Kız vallahi bir şey oldu. Kız vallahi bir şey oldu. Yardım edin memur bey. Kız bayıldı. Memur bey. Ozan. Ve Masum. Masum'un ben. Ne oldu? Siz mi bir şey yaptınız? Ay vallahi biz bir şey yaptık Memnun Bey. Bir anda düştü kaldı. Tut devire götürelim hemen. Ozan. Ozan ben yapmadım. Ateşi çok yüksek. Havale geçirebilir. Hatta zatürreye bile dönebilir. Acil hastaneye yetiştirin. Ay Tarık'cığım ya, ben telefonumu arabada unutmuşum. Sen git, geliyorum. Tamam. Hediye. Ne zamandır seni arıyorum. Niye telefonlarımı açmıyorsun? Niye benden kaçıyorsun? Tarık. Şimdi bir de biz karıştırmayalım ortalığı lütfen. Sen evine, ailene döndün nasıl olsa. Benim peşimi bırak. Hediye. Beni her gördüğünde terslemene gerek yok. Sadece nasıl olduğunuzu merak ettim.
nasıl olabilirim? Hı? Kızım nezarethane köşelerinde. Kocası ona inanmıyor. İftira edenlere inanıyor, gözünü karartmış. Jülide Hanım yoğun bakımda. Ben kime üzüleceğimi, neye yanacağımı şaşırdım. Keşke yapabileceğim bir şey olsa. Hediye peki... aslında konuştun mu? Yani bu söylenenler... Tarık sen de mi? Sen de mi Aslım'ın Ozan'ı aldattığına inanıyorsun ha? İnanmıyorum. İnanmıyorum ama bir şey de bilmiyorum. Sen biliyorsan anlat gerçekleri. Birlikte çözelim olanları. Tamam. Sana bildiklerimi anlatacağım. Kaan ve Aslım liseden arkadaşlar. Kaan'ın çok baş belası bir babası vardır. Tıpkı Aslım'ın babası gibi. Kaan da sık sık başını belaya sokan bir çocuktur. O yüzden Aslım ona eskiden beri hep ablalık yapmaya çalışır, destek olur, kol kanat gerer. Kaan buraya geldi. Aslım'a söylemeden Jülide Hanım'ın yanında işe girmiş. Yalan söylemiş. Aslım'a da kimseye söyleme demiş. Olan biten bu Tarık. Kaan'la Aslım arasında hiçbir şey yok, olamaz. Çünkü Aslım sadece Ozan'ı sevdi bu hayatta. Kim çıkardı o zaman bu dedikoduyu ortaya? Belli ki herkesi de inandırmayı başarmış. Jülide de kazadan önce Aslım'la Kaan'dan şüphelendiğini söyledi ve kendinden çok emindi. Tarık senden bir şey isteyeceğim. Ozan sana çok güveniyor. Çok değer veriyor. Ona şimdilik bir şey söylemesen. Çünkü kafası çok karışık çocuğun zaten. Daha da karışmasın. Ama şunu bil ki Aslım suçsuz. Sen ne yüzle geliyorsun buraya? O utanmaz kızının yanına gitsene. Anasına bak kızını al diye boşuna dememişler. Sibel. Terbiyesizleşme. Ben gideyim artık. Hediye. Hediye bir dakika. Biz seninle bu konuyu daha yeni konuşmadık mı? Hı? Şu kadına saldırıp durma. Bana olan hıncını ondan çıkarma. Tamam be tamam aa. Bir şey dediğim yok benim kadına. Ama bu kadını dinleme. Bunların oyununa alet olma. Ozan'a ne biliyorsan anlat. Tarık amca. Ne biliyorsun, ne anlatacaksın bana? Çok önemli bir şey değil Ozan, tamam? Sonra konuşuruz. Tarık amca lütfen. Ne biliyorsan anlat. Ozan. Aslım böyle bir şey yapmaz. Hele sana asla böyle bir şey yapmaz. Ama annen nasıl böyle bir kanıya vardıysa Aslım'la Kaan'dan şüphelendiğini söyledi. Jüri de biliyordu Aslım'ın seni aldattığını. Aslım da Jülide'yi o yüzden atmış. Konuşmasın diye. Sibel, yangına körükle gitme. Ozan, öyle bir şey yok. Annen kendine geldiğinde ona sorar, doğruyu öğrenirsin. Ozan. Ozan. İki numarayı alıyoruz, hemen çabuk olun. Aslan. Geldin. Ne olmuş, nesi var? Henüz bilmiyoruz beyefendi. Karakoldan acil getirdiler. Geldin mi? Bana inandın mı? Ben gitmedim Şilden. Yemin ederim. Bırakın beyefendi, arkadaşlar ilgilensin.
Tamam ama yalnızca 2 dakika. Hasan. Kızım. Yavrum. Anne. Hasan nerede? Hasan gelmiyor mu? Neden gelmiyor anne? Neden dinlemiyor beni? Gelecek yavrum. Gelecek. O da dışarıda seni bekliyor. Uyanmanı bekliyordu zaten. Ben çağırayım onu. Ha? Hemen çağırıyorum. Ozan. Ozan. Aslım çok kötü durumda. Bak, senden bir anne olarak rica ediyorum. Lütfen, son bir kez bile olsa onu bir gör. Açıklamasına izin ver. Bir fırsat daha ver. İnsan sevdiğinin gözlerine baktığı zaman bile doğru söyleyip söylemediğini anlar. Aslı'nın gözlerinin içine bak. Son kez. Lütfen. Ozan. Ozan. Ne olur beni dinle. Bak ben seni üzecek bir şey yapacağım, ölürüm daha iyi. Bunu sen de biliyorsun. Biri bize oyun oynuyor. Sus. Dinlemek istemiyorum. Ben buraya seni dinlemeye gelmedim. Ben de sana ait olan son şeyi bırakmaya geldim. Çünkü bundan sonra hayatımda senden bir iz bir an olsun istemiyorum. Bende güzel olan ne varsa söküp çaldın sen. Senden ricam, bundan sonra karşıma çıkma yeter. Başka da bir şey istemiyorum. Ozan! Merhaba, kimlik verebilir miyim? Merhaba, Ozan Bey'i görmek istiyorum da odası hangi binada acaba? Ozan Bey okulda değil şu anda. Nerede peki? Kendisine ulaşmam lazım benim. Hastanede kendisi. Utan
Yaramaz herif. Sen ne yüzle geliyorsun buraya? Güvenlik! Tutun şunu, tutun! Tut, tut! Mümtaz Bey, hayırdır, ne oldu ya? Hayır falan değil. Kaan serserisi okula gelmiş. Yakalayamadık. Dönmeyeceğim. Ozan'a her şeyi anlatacağım. Aslım masum. Neden Aslım? Niye yaptın bunu bize? Niye? Sakinleştireceğim efendim. Doktor haber verin. Ben hiçbir şey yapmadım. Ben seni atlatmadım. Beni sevdiğine inanmıştım. Yalan mıydı hepsi? Nasıl yaparsın bana bunu? Allah'ım, aklımı kaçıracağım. Kaan, ne işin var senin burada? Sen ne yüzsüz, ne utanmaz herifsin. O zaman dinleyin mi? Neyimi dinleyeceğim lan? Kes sesini. Ozan Bey, lütfen dinleyin beni artık. Ne anlatacaksın? Sen de onun gibi yalan söyleyeceksin değil mi? Hı? Gerçeği anlatacağım size. Gerçeği. Yalvarırım, artık dinleyin beni.